anlatacağım tabii de. Tamam. Sonra olur kalmıyor. Bir tane patentten bahsedeceğim. Systems and methods for dynamically linking application software into a running operating system kernel. Önce şundan bahsedeyim. Bu patente alan isimler Victor Yodayken ve Kurt Doukan. Bunlar Wind River Systems diye embedded gömülü aletler üreten bir şirketin 3 sahibinden biri, ikisi. Onlar almış bu patenti. Patentin uygulama alanı aslında Arch Linux diye bir işletim sistemleri var. Onun üstünde geliştirdikleri bir şey bu. Onu da patentini almışlar. Arch Linux'u da şöyle tanıtıyorlar. Hard real-time microkernel that runs the entire Linux operating system as a fully primitive process diyor. Bunun translara modüler ve extensible olduğunu söylüyorlar. Bu bir tanıtım öyle. Nerede kullandığını şey yapmak için. Patente anlatılan şey... İstersen önce bir patent, o diskette varsa ilk sayfasını bir göster, herkes bakmamış olabilir. O patent yanında yok ya. İnternet var mı? Var. 9008 USR. USR. Hangisi? Bölüm ikinci. Aktif listede. Şu mu? Evet. İnternet versene. Software patents are not valid in Turkey by regulations. You have to buy patents from United States or from Europe. Any software just financial. Geri hap olasam. Yere bak. Hangisi? Ceyhun olabilir. Derece döndürürsen makine. Nasıl? Makine 45 derece olduğu yerde döndür. Biraz evet. Biraz değiştiriyorum. Biraz daha. Biraz daha, biraz daha. Şimdi bir daha dönelim. 14 ne? Watchdog ne istersen? Efendim? Watchdog. Watchdog çalışıyor mu? Ben çalışıyordum. Watchdog mu? Evet. Niye Watchdog? Kas neredesin herhalde? Kas hayırlı, benim evet. Bir şey mi? Sink olsaydı gelecekti de. Neyi sink ediyor ya? Ne? Mozilla'nın kendi yerine atıyorsunuz. Her yerde aynı. History'yi kullanıyorsunuz ya. Evet, ders ve normal gitsem görürsün zaten. Yani düz. Ders ve ASP'ye git. Bak
İkinci. Şunu mu? Soldan bir daha tıkla. Şuna mı? Matematikleri mi alıyorsun? Ne alakalı var ya? Link'e bilim okuyayı tarayacaksın da. Nereye diyeyim? Bilim okuyayı tarayacağız. Yaz. Arkasını da sil. This is the present that we are going to talk about. Okay, zoom it. It is dated 2010. Basically, it has the reference list at the beginning. References cited, prior publication data, and other publications. So references are at the beginning. Then you have the regular abstract. Then. Just like papers, but figures are in pattern standard, so fonts are different. And there is a standard for it, naming for it. And then there is an explanation of the invention, and then there are claims. And another interesting part is there are line numbers in the middle. Those line numbers can be referred within the text. So if you are referring to another part of your invention during the text, you can refer by text line number. The another idea, another important part of the patent documents are there are repetitions. You should repeat same kind of arguments in several places in the document so that it will really be covered, because you are claiming that you are inventing certain technique, and that technique is therefore repeated throughout the document. Go on. Reference starts. And it finishes. Yeah. Mesela bu bir yenici anlatır mı? Okay. Bu birden claims. These are claim numbers. Sürekli bir cümle tekrarı. Biraz şey alışkın olmadım ben herhalde de. O yüzden zaten. Çünkü ben şey, yani burada konudan önemlisi patenti anlamak. Anladım. Çünkü zaten Linux kullanıyorum yani evet. Şey. İşim de bu. Bu işlerle de uğraştım daha önce ama patent böyle şey. Evet. Nasıl kullanıldığı değil, nasıl yapılmalıyla evet. ilgili bir şeyler anlatıyor. Evet. O yüzden biraz değişik ama anlatayım ben de. İşte amacı burada bahsediyor zaten. Çalışan bir işletim sisteminin kernelinde runtime'da bir software'i insert etmekle ilgili bir patent. Bir sürü böyle yazılım var aynı işi yapan. Mesela burada bahsetmiş Link Device Driver. Herhangi bir dışarıdan bilgisayara taktığımız bir ne deniyor ona? Hardware'ın driver'ı da olabilir. Bir sürü örneği var. İleride birkaç tane örnek üstünden gideceğiz zaten. Amacı da kernel data space'ine ulaşmak. İşte birçok işletim sisteminin kendi utility'leri var bunun için. Runtime'da modülü çok. What is linking? Linking. Hangi linking? General. Bağlama.
in programming, of course. Türkçe adı mı? Nasıl anlatayım bunu? What is compiling? Compiling... İşte nesne koduna çeviriyorsun. Nasıl ya? Gerçekten mi söylüyorsun? Yoksa gerçekten mi stres olduğunda söyleyemiyorsun? Yani nedir? Hangisi? Ya nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum bak. Bilmiyorsan ben söyleyeceğim. Ama bilip de söyleyemiyorsan yardım edeceğim. Nasıl söyleyeyim? Hangisi ama? İtiraf et önce. Şey hangi linkten bahsediyorsun? Ya bir programı önce compile edersin, sonra link edersin, sonra run edersin. Tamam, biliyorum. Yani Linux'ta uğraşan birisinin linki bilmesi lazım. Tamam. Arkadaşlara açıkla diye söylüyorum yani. Hani... Mesela şey, programda, mesela bir program yazıyoruz. Mesela bir matematikle ilgili bir şeyler yapıyoruz. Zaten hazır matematik kütüphaneleri var. Biz içine o kodu alacağımızda daha sonradan işte o matematik kütüphanesine linklersek share obje yani so diye geçiyor dostlarla onu linklersek mesela programı büyütmemiş oluruz. Mesela dynamic linking. What is that? Static linking. Static linking. O nasıl anlatayım? If we have an operating system, generally, program should be able to work in any memory address in the computer. Sometimes, as you said, there are libraries, but those library codes have local address references. So, in order to combine everything into a runnable system, after compilation, because after compilation you have local addresses, another address space is generated, and those codes are reprocessed in order to be able to work together, so that function addresses are known to caller functions. That is called linking. Linking can sometimes bind runtime addresses, sometimes not. That means if linking can determine runtime address, then final code addresses will be real addresses in front of the memory manager. So linking is the step after the compilation, after the conversion of the regular code to machine code. That's basically to do with addresses and getting different libraries together. Static addresses must. Static means those libraries are included and added to the main code. Ama onun da bazı problemleri var tabii. İşte güvenlik. Var. Evet, avantajı da var tabii de. Güvenlik açığı çıkınca işte bütün değerlemeyle ilgili. İşte bu anlattığımız yönden geleneksel olarak şu yöntemleri içeriyor. Bir tane bunu yanlış yazmışım herhalde. Kendim kodlamadım onu. Bir modülü taktığımızda bunu handle edecek bir sisteme ihtiyacımız var. Bir de çıkardığımızda bunu temizleyecek bir sisteme ihtiyacımız var. Genel bakış bu yönteme böyle. Linux ve FreeBSD gibi işletim sistemleri böyle bir altyapı bize sunuyor ama bu patenti yazanlar çok kompleks ve low level interface olarak tanımlamış. Gelişmek için çok fazla zaman harcandığını
gözlemleme yapmanın zor olduğunu, kodu update etmenin zor olduğunu. These applications dediği hangisi? What is these applications? Hangisi? Linux FreeBSD like OpenStack provide very complex and low-level interfaces to these applications. What are these applications? These applications işte dynamically linking applications. Ondan bahsediyor. Bunun işte zorluğundan bahsedilmiş. Peki neye ihtiyaç var? Bu sistemi yapacak sistem ve metotlar ne olmalı bu dezavantajlardan kurtulmak için? Ondan bahsedeceğiz. Önce gereksinimlerden bahsetmişler. Bir tane environment library olması gerektiğini. Bu environment library şey, mesela kendiliğin değil de işletim sisteminin kendi üstüne yüklediğimiz başka kütüphaneler gibi düşünebiliriz. Library layer. Bir tane build sistem olması gerektiğini söylüyordu. Söylüyorlar. Çünkü bir tane loadable modül oluşturmak, onu build etmek için böyle bir sisteme ihtiyaç var. Construct etmek için böyle bir sisteme ihtiyaç var. Bunu environment library kullanarak da yapıyor. Demin bahsetmiştik içinde belki matematiksel işlemler var. Onu işte dinamiklik diyerek yapıyor. İşte şeyden bahsetmiş, her bir executable program başka dosyalar yazılmalı ama bunu şey sonra bunun %100 gerekli olmadığından bahsediyor. Ama böyle yapmalısınız diye tavsiyede bulunuyor. Bunun dışında execution library vardı. Bu da nasıl anlatayım? Çalışma zamanında ihtiyaç duydukları. Zaten kendi runtime'lar. Bu Linux'ta da böyle işte iki farklı bağımlılığı var her paketin diyelim. Mesela bir dev paketinden bahsediyorsan onun bir derlenme zamanı bağımlılıkları var. Derlenirken farklı bir şeylere ihtiyaç duyulur. Mesela ya da dosyaları gibi. Bir de çalışma zamanı bağımlılıkları var. Yani çalışma zamanında kullanacağı compile dependencies and runtime dependencies. İşte bu execution library'de runtime dependency gibi düşünebiliriz. Gibi değil, o öyle bahsetmiş. Böyle bir sistem yaratmak için modülü transparan olarak yüklemeliyiz diyorlar. Bu da ne demek? Yani mesela kernel'e bir modül takacağımız zaman bilgisayara restart atmamalıyız. Yeniden başlamamalıyız. Zaten amacı da buydu. O yüzden requirement'ları yazmışlar. Bir tane modül yüklendikten sonra bir tane input. Why do we need rebooting after installing new software? Ne tip? If you know it from the Linux. Hangi tip mesela? Mesela kernel güncellemesi geldiyse reboot etmeliyiz. Çünkü runtime'da yeni kernelin yerine yeni kerneli geçiremiyoruz. Ama mesela mouse takınca yapma buna ihtiyacımız yok. Linux'ta daha iyi. Çünkü initramfs diye bir şey var. Onun içine ne yazıyorsunuz aslında? Linux o demek. Açılışta. Siz güzel bir initramfs yazıyorsanız böyle şeylere ihtiyacınız kalmıyor zaten. Bir de hot spot yaparsak. Bunu dinleyen bir daemon var. Bir de Linux'ta. Servisleri niye yeniden başlatmak gerekiyor? O da açıklayıcı olabilir. Mesela hangi servis? Apache. Apache'yi güncelledin. Niye bir daha başlatıyorsun? Çünkü mesela Apache'yi başlattığımızda tamam belleğe alındı Apache'nin kodları. Mesela şey yapınca yeniden başlatmamız gerekmiyor. Config'ini değiştiriyoruz Apache'nin. Yeniden başlatmamız gerekmiyor. Çünkü onun için graceful yapabiliyoruz, reload diyorlar. Çünkü kod değil, bu bilgiyi yeniden çekebiliyor. Ama Apache'de mesela
Restart atmalıyız yenisi geldiğinde. Çünkü yeni bir kod o. Ve o memory'den alıp yeniden memory'ye koymamız lazım yeni kodu. Link etmesi lazım dynamic. Adresini çünkü link edeceğiz. Çünkü size kod size değişti. Nerede olduğunu değişti. Zaten otomatik güncelleme yaparsınız DB tabanlarda. O kendisi yapacak. Yapmak zorunda çünkü. Bir tane şöyle bir mekanizmaya ihtiyacımız var diyor. Bu kendine soktuğumuz modille iletişim kurmak için bir input-output kanalı oluşturulmalı. Şu anda daha ihtiyaçlardan bahsediyoruz. Bir kanal oluşturmalı. Neden olduğu birazdan göreceğiz. Bir de bu load modüle terminate sinyali gönderdiğimizde onu handle edip onunla ilgili bir işlemler yapabilmeli. Mesela tuttuğu kaynakları bırakmak gibi, memory free etmek gibi. Böyle şeyler yapabilmeli. Bir de infrastructure library diye bir şey var. Bu da aslında çekirdeğin yapabildiği şeyler gibi düşünebiliriz. Mesela şeyle yapılan işletim sistemine göndeririz. Mesela dosya açmak için. Sinyal. Sinyali? Unuttum. Nasıl ya? Open? İşte tamam, sinyal gönderiyoruz bir tür sinyal. O da bu infrastructure library'de aslında bunu temsil eden bir gereksine. Mesela dosyayı açma, kapama, işte... Sistem kolları. Ha, sistem kolları. Sistem kolları. Aklıma gelmiyor. İşte mesela memory free etmek gibi. Sen heyecanlı mısın? Yok, aslında heyecanlı mı? Çok iyi konuşuyoruz. Neyse, bunlar egzersiz. Artı... bu mesela modülü taktığımızda, taktığımız modülün de bağımlılıkları olabilir. Onları da hesaplayabilen bir sistem yapmalıyız. Bundan bahsediyor bir gereksinim orada. Buna nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela wireless... Is there any image related to that? Bununla ilgili mi? Şununla ilgili mi? Related to this. Yani bununla ilgili yok da bir şey anlatabilirim ben. Okay. If there are images from the patent, you can show it. Patent yok. Bununla ilgili yok. Birkaç tane grafik var, onları da göstereceğim zaten. Mesela wireless adaptörüyle ilgili bir şey taktığınızda, bir modül, o kesinlikle önce Ethernet modülünü de aktive eder. Çünkü aslında Layer 2'yi anlayan Ethernet kartının kendisi. Böyle bir dependency'si var yani wireless modülünü takmanın. Böyle şeyleri de anlayabilmeli. Böyle bir sistem yapıyorsak eğer. İşte aslında sistemin temsili grafiği bu. Burada user dediği kullanıcı tarafından yazılmış bir application kod var. Koddan bahsediyoruz şu anda. İşte o da demin anlattığımız requirement'ları kullanıyor. Infrastructure library, environment library ve execution library. What are those numbers? Bunları şeyde referans göstermek için yazıda böyle numaralandırmış. Reference number from text. İşte build sistemle bu sistemi biraz anlatmış zaten. Bunları söyledim. Sistem kesinlikle bunları içermeli diye söylüyor. Kısalttım onu. Peki nasıl bir şey oluşturuyoruz? Bir modülü nasıl oluşturuyoruz? Önce build sistem kullanıcı tarafından yazılmış kodla environment library'ye kodu derleyip environment library'ye linkliyor. Bu bize doable bir modül oluşturuyor. Ardından build sistem aslında birden fazla iş yapıyor. O yüzden patent denemiş ki birden fazla makefile'e ihtiyacınız olacak. Sonra o loadable modülü execution library ile birleştiriyor. Linkliyor yani. İkisinin farkını anlatmıştık. Sonunda gerçekten bir çalıştırılabilir bir program elde ediyoruz. Peki bu işi nasıl yapıyor? Onu biraz ayrıntılandırmış. Bu kodu önce bir nesne koduna çeviriyor, bir
çeviriyor, sonra compile ediyor. Ardından environment library'e gerekli linklemeleri yapıyor. Sonra bu linklenmiş objeyi, nesne objesi linklenmiş obje oldu. Bu linklenmiş objeyi C code array'ine çeviriyor. Burada C code array loadable modül demek. Ardından bu loadable modülü compile edip bir obje failine dönüştürüyor. Ardından tekrar dediğimiz gibi executable library'e linkleyip gerçekten çalıştırabilir bir dosya elde ediyoruz. Bu çalıştırabilir bir program elde ettikten sonra bu program önce bir input output channel'ı oluşturuyor. Oradan argüman paslemek için. Çünkü user space ile kernel space arasında bir iletişime ihtiyacımız var. Bunun çok güzel bir örneği var aslında. Çoğunuz bilirsiniz IP tables. IP tables aslında işte bir sürü firewall'un PF'den sonra bir sürü firewall'un aslında yaptığı şey. IP tables aslında bir arayüz. Yani user space gibi düşünebiliriz. Aslında bir kernel modülü var. Nets bilmem ne unuttum adını. Aslında ona biz argüman paslıyoruz IP tables'ta. IP tables'in yaptığı iş aslında bir kernel modülüne şunu yap bunu yap demek. Sonra verdiğimiz işte kurallara göre işte routing yapıyor ya da başka bir şey yapıyor. O kernel modülü. Bunun en güzel örneği o. Benim aklıma o geldi. Bu patente yazmıyor da. Örneklendirmek için söylüyorum. Ardından ins mode mesela. Linux'ta ins mode. Ins mode'la bu modülü işletim sistemine gönderiyoruz ve artık orada çalışmaya başlıyor. Kernel'e gönderiyoruz işletim sistemini. Daha sonra bu modül kendi yarattığı thread'i, sonuçta bu modül içinde bir şeyler yapıyor. O thread bitene kadar bekliyor. Bittikten sonra da şunları yapmasını bekliyoruz. Aldığı kaynakları tamamını bırakmalı. Memory'i free etmeli ve sonra bu modül unmount olmalı. Bunun da diagramı böyle. Aslında anlattığım şeyin aynısı. Sadece şurada bir döngü var. Gerçekten bunu yapana kadar bekliyor bir modül. Çünkü gerçekten modül içeri bir bilgi vererek çalışması gerekiyorsa, IP tables gibi. Şu adımı yapmadan kesinlikle modülü initialize edemiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi IP tables bir kernel modülüne dışarıdan parametre göndermek için vardı. Eğer biz bir kernel user kanalı açamadıysak ve parametre gönderemiyorsak aslında o modül çalışmıyor demekti. Bizi taktığımız modül. Peki bu kodlama aşamasında nasıl olmalı diye düşünmüşler. İki tane olması gereken metot var. Birisi init modül metodu. Bu gelen argümanları alıp onu execution library'e vermekle yükümlü. Artı dediğimiz gibi kernel user kanalı açmakla yükümlü. Artı sistem çağrısı yaparak bir memory bloğu almakla yükümlü. Yapmalı yani yapmalı bir init modül fonksiyonu. Artı bilgileri bu aldığı bloğa yazmalı. Ve bir tane Linux thread'i oluşturup rutinler çalışılmalı yani fonksiyonları çalıştırabilmeli. Infrastructure library kullanarak. Bir de cleanup modülü olmalı böyle bir sistemde. Bu da kernelin o thread'i öldürmesi için bekliyor. Beklemeli. Açtığı, init modülünü açtığı user kernel kanallarını kapatmalı. Bir de yine init modül rutininin aldığı memory bloğunu bırakmalı. Ya da başka bir aldığı kaynak varsa. Mesela releasing semaphores demiş. Bunları bırakmadı.
Örnek bir kod şurada. İşte aslında bir şey yok, sadece görebiliyoruz yani init modül çalıştığında init ettim diyecek, sonra clean up diyecek. Burada şöyle bir şey var. Init modülün bir return değeri var. Clean up'tan farklı olarak. Böyle bir şey var çünkü clean up thread'i öldürmesi için kernel'e görev değil de bu işi kernel'e bırakıyor. Bu işi kernel'e bırakması demek de ön tanımlı olarak bu iş olacak demek. O yüzden orada kendisi bir return sıfır ya da bir döndürmüyor init modülden ayrı olarak. Birkaç da bu işin örneklerinden bahsedeceğiz. Önce nasıl olmalı örnek bir application onu söylemiş. Yani aslında çok şanlı ifade etmemiz. Simpler to develop and debug, simpler to connect to other components of system and more reliable olmalı demiş. Mesela örneklerden biri bu. Bu adamları, bu patenti çıkaran insanın asıl uğraştığı iş bu. Real-time data acquisition model under acquisition. İyi telaffuz eder mi? Bu gerçek zamanlı bir veri almakla ilgili. Mesela bunda şey diyorlar, mesela üstündeki bir sıcaklık ney? Sıcaklık ney? İşte sıcaklık şeyinden bilgi alma gibi düşünün. Sensör mü? Ha, sensör. Sıcaklık sensöründen bilgi almak gibi düşünebiliriz mesela. Bu tarz bir modüller var. Bu hepimizin bildiği device driver'lar var. Bunda çalışmak için o sistemin admini önce root yetkilerine sahip olmalı. Bu modülü ins mod, insert mod, ins mod bir Unix komutu. Unix'ler de var, Linux'ler de var. BSD'ler de aynı şey kullanıyor. Ins mod da onu load etmeli. Eğer gerçekten çalışırsa işte dimask'e yani kernel ring buffer'ına bakmadı. Neler oldu initialize ederken diye. Eğer olmadıysa da RM modla bunu silmeli diyorlar. Mesela bir başka örnekte fault tolerance modül. İşte fault tolerance capability by adding a kernel data logger demiş. Kernelden gelen çıktıları, yani ring buffer'daki çıktıları normal bir programa pipelamak demek bu. İşte dışarıdan bir argüman gönderip, bir input verip onun output'unu gerçek bir uygulamaya verebiliyoruz mesela. Böyle bir modül olabileceğinden bahsediyorum. Yani iki tane daha örnek vermiş. Bir de şöyle bir sorun var. Bu kernel modülleri gerçekten dışarıdan takıldığı için yani bazen şey olmayabilir yani. Ubuntu'nun deposunda, Debian'ın deposunda olmayan bir kernel modülünü kullanmak isteyebilirsiniz. Bu aslında bir güvenlik açığı. Kendiniz bilmediğiniz bir kodla uğraşmış gibi düşünün. O yüzden bir security modülü yazılabilir mesela. Ancak bir sertifikayla, ben güvenilirim sertifikasıyla bu modülü çalıştırmayı kabul edebilir. Böyle bir modül var. Bir de encryption modül demiş. Bu da çok kullanılan bir şey aslında. Bir iş yaparken ona bir security stamp veriyorsunuz. Bunu en güzel örneği Selenox. Selenox sayesinde mesela sadece bir Linux sunucuda Selenox kullanırsanız mesela sadece ona kullanıcı yetkileri vererek mesela bir dosyaya 777 verirken bile güvenli uyuyabilirsiniz. Çünkü sadece onu çalıştırmak için 777 değil, bir de security stamp ister Selenox. Böyle bir modül yazılabilir. Böyle bir şey aslında patent bu kadar anlatacaklarım. Bu da patentin içinde bir şey.
Burada anlatmaya çalıştığı, işler bu kadar komplike olmuşken işte diskin üteleri, internetle başka bir ağlar, başka bilgisayarla konuşma, böyle bir şey varken ve bir sürü kapanmaması gereken sistem varken hiçbir zaman şey olamayacağız diyor. Yani bir driver yükleyip bunun restart olmasını bekleyemeyeceğiz. Bu iş bu yüzden önemli. Ondan bahsediyor. O yüzden böyle bir şekil koymuşlar. Personal computer değil yani. Çok. Efendim? Personal computer sayılmaz böyle. Peki piyasada var mı böyle bir şey? Kullanmak bildiğin. Nasıl? Ya bu şeye geçmiş mi? Hayata geçmiş mi acaba? İşte kendi şeylerini kullanıyorlar.